Evet, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Kız Kıza adındaki videoyu sonunda çekiyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Genellikle kendi düşüncelerimi belirttiğim bir video olacak. O yüzden size çok uymuyor olabilir, olabilir. Belki sizinkiler de bana uymuyordur. O yüzden ben kendi fikirlerimi dile getirmek istediğim için bu videoyu çekeceğim. Öncelikle çok fazla gelen ve en çok fazla gelen ilişkide cinsellik, ilk cinsel deneyim ya da işte bakirelik vesaire vesaire konusundan girmek istiyorum. Şimdi mesela şöyle bir soru var. Sevgilim eğer bakire olmadığımı sorun ederse ne yapmalıyım diye. Bakirelik bu kızlık zarı adının takılmış olduğu bir şey. Bunun asıl adı himen. Bu himenin görevi aslında bizi bez taktığımız dönemlerde ya da işte çocukken kendi hijyenimizi sağlayamadığımız dönemlerde bizim cinsel organımızı dışarıdan gelecek bakterilere, yabancı maddelere karşı korumak. Daha sonra bilinçlenip kendi cinsel sağlığımızı yönetebildiğimiz zamanlarda bu zarın hiçbir işlevi kalmıyor. Bu zar da şöyle bir zar. Kendisinde kanın akabileceği kadar bir boşluk, bir delik bulunan, çoğu kadında farklı olup hiçbirimizde aynı olmayan, bazılarında çok esnek, bazılarında çok hassas, bazılarında hiç olmayan bir zar. Ve cinsel ilişkiye girildiğinde kanama yapıyor ilk cinsel ilişkide. Yapmaya da biliyor. Yani çoğunlukla aslında ne kadar bilinmese de büyük bir çoğunlukta ilk cinsel ilişkide kanama yapmıyor bu zar. Çünkü dediğim gibi çok fazla farklı çeşidi var ve bunu yani kızların, kadınların cinselliği yaşadı mı yaşamadı mı diye öğrenmek için bir kızlık zarı haline getirilmiş bir olay. Ama aslında işlevini biz belli bir yaştan sonra geçince komple yitiren bir organ. Böyle olduğu da için toplum bunu artık bir yerden sonra kızlık zarı olarak belli kontroller yapmak amacıyla işte evlendiğinizde işte neyse. Bence gerçekten şu anki oluşumu, şu anki bahsedilişi çok çok yanlış diye düşünüyorum. Çünkü bu konuyla hiçbir alakası yok. Bir kadının bakireliğini kızlık zarıyla ölçemezsiniz. Evet, şimdi sevgilin eğer bakire olmadığını sorun ederse ne yapmalısın? Bu kendisini bir gün yaşadığı tek bir gün bile geliştirememiş erkeklerin toplum baskısı yüzünden büyük ihtimalle ailesi tarafından öyle yetiştiriliyor, o da gördüğü şeyi uyguluyor ve karşısındaki kızın daha önce hiç kimseyle sevişmemiş olmasını diliyor. Ama kendisi çok çok insanla cinsel ilişkiye girmişken senin başkasıyla cinsel ilişkiye girmiş olmanı istemiyor. Çünkü bu onun için büyük bir problem. Senin bu soruyu geçeceğim. Sence cinsel ilişkide cinselliğin önemi ne ve cinsellik olmadan ilişki yürür mü? Bence cinsellik olmadan ilişki yürümez. Tabii şu an bu soru, yani eğer 15 yaşında soruyorsan bunu 15 yaşında cinsellik olmadan bir ilişki yürütebilirsin ama belli bir olgunluktan sonra karşındaki kişinin, partnerin ve sevgilin ve arkadaşlıktan farklı bir şey olması için, yani onunla bir ilişki içerisinde olabilmen için cinsellik olması gerekiyor. Çünkü içimizden gelen şeyler var. Hormonlarımız var, dürtülerimiz var ve eğer sevgilinle cinsel bir şeyler yaşayamazsan o senin arkadaşın olur, o kişi senin partnerin olamaz. İlk buluşmada eve çağrılmak. Bu tamamen senin o anki keyfinle alakalı bir durum. İlk buluşmada eve çağırmış olabilir. Seninle sadece cinsel bir şeyler yaşamak istiyor olabilir. Sen de onunla sadece cinsel bir şeyler yaşamak istiyor olabilirsin. Çünkü böyle şeyler var. Ve böyle şeyler olmaya devam edecek. Herkes birbirine mükemmel duygusal bağlar kurmak zorunda değil. O kişiye sadece cinsel şeyler hissedebilirsin. Yani duygusal olarak onunla çok fazla bağlantı kuramıyor olabilirsin. Ama dediğim gibi sadece cinsel şeyler yaşamak isteyebilirsin. İkisi aynı anda da olabilir. Sadece cinsellik belki daha önce gelir. Yani ilk buluşmada evine gidersin. Hiç de bir şey yaşayamayabilirsiniz. Ya da ilk buluşmada gidersin. İlk cinsel birlikteliğinizi ilk buluşmanızda yaşarsınız. Bu da okey. O an öyle istiyordur canın ve o an öyle hissetmişsindir ve bunu yaşamışsındır. Zaten karşındaki insan eğer olgun, kendini geliştirmiş ve olman gereken insansa ya da olman gereken insan olmasına gerek yok. O tek kişi, o işte evleneceğim kişi doğru kişi olmasına da gerek yok. Çok doğru cinsel tecrübeler de yaşayabilirsin. Ama o kişi doğru kişi olmasına dediğim gibi gerek yok. Olmayabilir. Yani bu konuda özgürlüğümüzü bence artık biraz bize vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Okey, alabildiğimiz kadar alıyoruz ama toplum, içinde bulunduğumuz toplum buna bir yere kadar izin veriyor. Hatta o yere kadar bile izin vermiyor. Çünkü erkeklerle kadınların cinselliğe olan bakış açıları o kadar farklı yerlerden ele alınıyor ki. Niye bu kadar farklı yerlerden ele alınıyor bilmiyorum. İkimiz de aynı insanız. Cinsiyetlerimiz farklı olabilir ama ikimiz de aynı şeyleri hissediyoruz. İkimizde de aynı dürtüler var. Abi işte ilk buluşmada eve çağırdı. Beni kesin sevmiyor. Benimle sadece işte cinsel bir şey yaşamak istiyor gibi de düşünebilirsin. Böyle olabilir ama böyle olmayabilir. Evde takılmak istiyordur ya da sadece televizyon izlemek istiyordur. Yanına oturursun, televizyon da izleyebilirsin. İstediğin şeyi yapabilirsin. Yemek de yiyebilirsin. Çok eğlenirsin, çok sıkılırsın. Ya bunlar bilmiyorum. Hani
İlk buluşmada evde olabilirsiniz. Pandemi boyunca tanışanlar ve buluşanların hepsi evde buluşmak zorunda kaldı. Yani ben bunun yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İlk buluşmada kimseyle tabii ki bir şey yaşamak zorunda değilsin. Önce bir görmek istersin, önce bir konuşmak istersin, bir şeyler paylaşmak istersin. İstemeyebilirsin. Dediğim gibi bu tamamen sana kalmış bir şey. Sence giyim konusunda heteroseksüel bir kadının illa feminen mi giyinmesi gerekiyor? Karşı tarafın beğenmesi için herhalde demek istemiş. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kendimden örnek vereceğim bu konuda. Ben hiçbir zaman aşırı feminen giyinen bir kız olmadım. Hatta annem beni çoğu zaman işte artık işte kız gibi giyin, işte etekler giysene, elbiseler giysene, bak ne güzel işte topuklu ayakkabılar alsana kendine vesaire vesaire demiştir bana sürekli. Ya bunun giyindiğin şeyle çok bir alakası yok. Verdiğin enerjiyle çok alakası var. Hani yani birini takım elbiseyle smoking giydirip ortama salsan kendini çok özgüvenli ve kendi seksapalitesinden ve kendi verdiği enerjiden çok emin olan bir kadını yollasan o kadın oradaki bütün erkekleri kendine bağlar geri çıkar. Ama hiç kendine özgüveni olmayıp bu konularda yetersiz olduğunu hisseden ve kendi seksapalitesini çok az görüp bunun için giyimini bununla çok bağdaştıran bir insanı müthiş giydir, eteklerini giydir, topuklu ayakkabılarını giydir, destekli sütyenlerini tak gönder. O kadın yine kendine güvenmediği için yani ondan daha fazla erkek smoking giyen kadını çekici bulacaktır. Şimdi çünkü bu olay şöyle. Karşındaki verdiğin enerjiyi çok fazla alır. Sen kendine olan güveniyorsan üzerinde ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sen kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle giyin ki karşındaki de senin iyi hissettiğini anlayabilsin. Ve senin bu özgüveninden ve senin bu kendinden eminliğinden senden etkilensin. Çok giydiğin şeyle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani önemli olan şey karşı taraf için giyinmek değil de giyindiğin şeyde kendini mutlu ve güzel hissetmek bence. O yüzden ne kadar feminen ne kadar maskülen giyindiğinle pek bir alakası yok. Düzenli bir ilişki yaşarken kız sorununu nasıl daha kolay hale getiririz? Getiremeyiz. Yani düzenli bir ilişkide kız sorununu çözemezsin. Böyle bir şey yok. Kimse de inan senden böyle bir şey istemeyecek. Karşı taraf da bunun farkında olmalı bence ki çoğu öyle. Ben hiçbir zaman düzenli bir ilişki içerisindeyken birinin işte abi kaç sene oldu artık hala kıl tüy mevzusunu sorun ediyor dediğini hiçbir zaman duymadım. Çünkü bunlar artık bir yerden sonra sorun edilmez. Ama işte oramda şuramda şey kılım çıktı. İki tane şurada tüyüm çıktı. İşte aman bunlar artık sorun olmuyor yani bir yerden sonra. Kaçan kovalanır klişesi doğru mu sence? İlgili ve net olmaktan hep kaybettim çünkü. Ben hiçbir zaman bir ilişkide iki tarafın da hisleri birbiriyle yakınken hiçbir taktiğin işe yaradığını açıkçası görmedim. Ben hiçbir zaman o taktik yapan kız hiç olmadım. Hani aman işte şöyle yapayım bana yazsın işte birkaç gün yazmayayım de şöyle yapsın. O geç yazdı ben de geç cevap vereyim işte erkek arkadaşlarımla işte yakın takılayım beni kıskansın tarzında şeylere hiç zaman girmedim. Çünkü bu ya tek yaptığım şey empati kurmak aslında benim. Yani taktikler bence işi çok yapaylaştırıyor diye düşünüyorum. İşte biraz kaçayım, yüz vermeyeyim, onun için daha kıymetli olayım, daha değerli olayım, beni işte kovalasın, beni çok istesin tarzında değil de bence yani bilmiyorum bu ilişkiyi biraz oyuna çeviriyor ve içinde bu şekilde taktik olan ilişkiler bana çok yapay geliyor. Çünkü sen karşındaki insanı seviyorsan ve istiyorsan, o da seni seviyorsa ve istiyorsa böyle şeylere zamanınız kalmayacaktır. Eğer birini zorla kendine çekmek ve bağlamak istiyorsan da o işte genelde hayır gelmeyecektir. Her zaman diyorum sizi sevdiğini göstermek için çaba gösteren insanlarla birlikte olun. Sevilmek çok güzel bir şey ve birinden sevgiyi yalvarmayı hak etmiyoruz bence hiçbirimiz hiçbir zaman. İlla ki sizi sevecek, sizi prensesler gibi hissettirecek birilerini bulacaksınız. O yüzden taktikler vesaire vesaire bana çok gerekli gelmiyor açıkçası. O an ne istiyorsan söyle. Eğer seni anlıyorsa çünkü en önemli şey karşınızdaki insanın sizi anlaması. Onu kendinize anlatmak için ekstra bir çabaya girmeniz gerekmiyorsa zaten okeydir. Hiçbir taktik yapmanıza gerek kalmaz. Yani seslerinizi açık açık anlatırsınız. O da sizi anlar ve çok güzel bir ilişki olur. Ne bileyim karşınızdaki kişisi istemiyor. İşte biraz kaçın, biraz yüz vermeyin size kesin gelecektir. Değil. Bence bilmiyorum. Sevgilinle aynı evde yaşamak nasıl? Rahatsız edici mi? Sonuçta özel alanına birisi giriyor. Bizim ikimizde de olan çok güzel bir özellik var. İkimiz de birbirimizin özel alanına çok fazla saygı duyuyoruz. 1,5 senedir her gün beraberiz ve hiçbir zaman birbirimizin alanına girmekle ilgili bir sıkıntı çıkmadı. Hiçbir zaman bu konu hakkında tartışmadık ve birbirimize bu konu hakkında kızmadık. Çünkü ben de yalnız kalmayı çok seven bir insanım. Kendi düşüncelerimle kalmayı çok seviyorum. Tek başıma bir şeyler yapmayı her zaman çok sevdim. Erkek arkadaşımla aynı evde
Nerede yaşıyor olsam bile gün içerisinde birbirimize tanıdığımız zaman çok fazla olduğu için bu konuda hiçbir zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Önemli olan şey Rilay'la yaşarken de ona kendi zamanını verebilmek. Sürekli her şeyi birlikte yapmak bence çok tüketen bir şey. Çünkü insan ikiz kardeşiyle bile, annesiyle babasıyla bile anlaşamıyor, kavga ediyor. İnsan kendisinden bile sıkılıyor. Anlatmak istediğim şey bu. O yüzden tabii ki erkek arkadaşınızdan da sıkılabileceğiniz zamanlar olacak. Bunu yanlış bir şey olarak görmemek gerekiyor sadece. Abi aynı evde yaşıyoruz, sürekli birlikte olmalıyız. Şunu birlikte yapalım, bunu birlikte yapalım, markete bile birlikte gidelim, her şeyi birlikte yapalım. Bu olmaz ve yürümez bence. Yani tabii ki sizin kişiliğinizle de çok alakalı. Ama biz yalnız kalmaktan çok keyif alıyoruz. O yüzden ikimiz de birbirimize bunu tanıdığımız için hiçbir zaman böyle sorunlar çıkmıyor. Demiş ki ilişkide ilk hesabı kim öder ve genelinde bu hesap kitap işlerini sen nasıl yaparsın? Bence en olmaması gereken şey ilk buluşmada hesabın ikiye bölünüp iki kişi tarafından eşit ödenmesi. Ya da sen içtiğini öde, sen yediğini öde, ben yediğimi ödeyim tarzındaki şey kesinlikle olmamalı. Hesap bölünmediği sürece kadın mı ödedi, erkek mi ödendi? Bence bunun çok bir önemi yok. Ben çağırmışımdır, ben istemişimdir, ben götürürüm, ben öderim. O çağırmıştır, o götürür, o öder. Hani bunun çok bir önemi yok. Hani o an 50 liranın, 100 liranın ya da ne bileyim 1000 lira hesap geldi. Bence o an onun lafı yapılmamalı. Bunu söylemek için bence bir vakit harcamamalısın. Anladın mı hani? Ben yarısını ödeyeyim, sen de yarısını ver. Hani ben bak benimki işte 300 tutmuş, seninki 250 tutmuş tarzında bir konuşmaya bence asla girilmemeli diye düşünüyorum. Onun dışında kimin ödediğinin bir önemi yok. Erkekler çatlakları, selülitleri, kılları sorun ediyorlar mı? Gerçek erkekler hayır etmiyorlar. Çünkü gerçek erkekler gerçek hayattaki kadınlarla insan insana ilişkileri olmuş. İşte gerçek olmayan erkekler sadece kadınları pornolarda görüp hiçbir şekilde gerçek bir kadınla adam akıllı bir ilişkiye girmeyip sana bunu sorun ettiğini söyleyebilir. Ama biz insanız arkadaşlar. Neredeyse yani çoğu kişide çatlak var, çoğu kişide selülit var. Hepimizin kılı var. Hiçbirimiz kılsız doğmuyoruz. Bunlar hayatımızın bir parçası ve bunlar sorun edilebilecek şeyler değil. İlk buluşmada kimse senin çatlağını görüp aa senin çatlağın var ben seninle birlikte olmam demez. Biz hepimiz insanız ve hepimizde böyle şeyler var. Bunları artık kabul edelim. Bir erkeğin senden faydalanmak için birlikte olmadığını tam anlamıyla nasıl emin olabilirsin? Emin olamazsın. Çok iyi oyuncular var. Çok iyi yalancılar var. Seni öyle bir kandırır, seni öyle bir sever, seni öyle bir seviyormuş gibi yapar, sana kendini güvendirir. Yani çok tam bir profesyoneldir ama aslında tek istediği şey belki seninle sadece cinsel birliktelik yaşamaktır. Ya da tek istediği şey senin paranı harcamaktır. Ya da tek istediği şey ne bileyim senden ulaştığı bir yer vardır, bir şey vardır. Yani bu niyetinin çok fazla bir önemi yok. Senden faydalanıyor olabilir. Hiç anlamazsın. Bazen her şeyi çok belli belli yapar ama aslında sana çok aşıktır. Sadece kişiliği boktandır. Yani çok garip. İnsanlar gerçekten hani erkekler özelinde değil de insanlar gerçekten çok garip ve kimin ne yaptığını, neyden dolayı nasıl davrandığını ve neyi söylediğini çok fazla kestiremezsin açıkçası. Hissedersin ya. Hissedebilirsin. Evet. Mesela bu çok güzel bir örnek. Bir sevgilim vardı. Bana değer de veriyordu ama Instagram'dan sürekli kız takip ediyordu. Şimdi kendimizi karşı tarafın yerine koyduğumuzda bütün problem ortadan kalkacak. Sen bir ilişki içerisindesin. Kendimden örnek veriyorum. Ben bir ilişki içerisindeyim ama ben Instagram'dan sürekli erkekleri takip ediyorum. Ve hani böyle arkadaşım olan bir ilişkim, bir arkadaşım olan ya da böyle bir yerle tanıştığım erkekleri değil de gözüme güzel gelen erkeklerin hepsini takip ediyorum. Şimdi bu ne demek oluyor? Ben ilişki içerisindeyim. Ben sevgilimi çok seviyorum, çok aşığım. Ya yani bu hani zevkten ya da öylesine yapılabilecek bir şey değil. Bunu neden yapıyor? Seninle yer ilişkisi bittiğinde kenar köşede birileri kalsın istiyor. Ya da sen ilişkisi seninle bitmeden bile birileri köşede kalsın istiyor olabilir. Onları istediği için onları takip ediyorsun işte. Sana değer veriyor olabilir buna eminim. Sana kesinlikle değer veriyordur. Ama seninle ayrıldığında birilerine değer vermek istiyordur. Bilmiyorum. Bunu neden yaparlar ki? Ne gerek var? Biriyle birliktesin işte o an. Anladın mı? Hani biriyle ve bunun kız görüyor abi. Yani sen gizliden yapmıyorsun ki takip ediyorsun ve kız seni takip ettiğini görebiliyor. Hani bir de utanmadan bunu açıklama ne yapıyorsun mesela yani? Niye takip ettin? Ne güzel beğendin mi diyorsun mesela? Bu bana okey gelmiyor açıkçası. Yani milyonlarca kız arkadaşı olsun tamam mı? Bunun hiçbirisi sıkıntı değil. Hepsiyle üniversiteden tanışsın, okuldan, liseden, ilkokul arkadaşı aynı mahallede belki bir kere gördüğü bir kız olsun. Bir milyon tane kız arkadaşı olsun. Ama Instagram'da görüp beğendiği kız takip etmesin. Bu biraz ekstra bence benim için. O kadar da değil. Sürekli bunu yapıyorsan git yani affedersin. Güzel bir soru. Ben annemin kendi cinsel yolculuğunun başlangıcını anlatmasını isterdim bana demiş. Ben o kadar şanslı bir insanım ki benim annem bunu yaptı. Bunu yapıp beni bu konuda hep o kadar fazla rahat hissettirdi ki bana. Çünkü bana çok fazla güveniyordu ve dedi ki bunu ne zaman istersen ve kendini ne zaman hazır hissedersen yapmakta özgürsün. Ben bunun önüne geçebilecek bir engel değilim.
Zaten böyle bir şey yapmak istemiyorum. İstediğin zaman da gelip bana bunu anlatabilirsin. Hiçbir zaman benim tarafımdan yargılanmayacaksın demişti bana. Ve bunun verdiği rahatlığın ne kadar önemli ve değerli bir şey olduğunu gerçekten çok iyi anlıyorum. Ve o zamanlar da biliyordum aslında ama gerçekten çok özel bir şey. Toplumumuzda çocukları cinsel açıdan eğitmek diye bir şey yok. Ve bunun yoksunluğunu bence her etrafımıza baktığımızda görüyoruz ve çekiyoruz. Yani yurt dışında okullarda bile bunun eğitimi verilirken ders olarak bizde annemiz babamız bile bize anlatmıyor. Bu o kadar yanlış bir şey ki çocuğunun bu yoldaki düşüncelerini bu kadar yanlış kurmak, bu kadar yanlış ilerletmek, onu hiçbir şey bilmeden böyle bir hayata salmak ve göndermek bana çok yanlış geliyor. Evet, sen bunu yok sayarsan ve bunun hakkında konuşmazsan bu yok olmuyor. Bu hayatımızda var, içimizde var, insanlığın içinde, herkesin içerisinde olan bir şey. Sen buna çocuğunu öğretmezsen, sen bunu çocuğunu bu konuda bilgilendirmezsen, anlatmazsan, bunu yapmazsan o çocuk bunu nasıl öğrenecek? Yani bunu doğrusuyla, yanlışıyla nasıl öğrenecek? Yani gidişat çok kötü. Annelerimizin, babalarımızın bizlerle bunları konuşmaktan utanmaması ve bunu yanlış bulmamaları gerekiyor. Çünkü bu var ve bunu yok sayamayız. O yüzden bir ilişkide ayrılma noktası nedir sence? Neyi fark ettiğinde oradan gitmelisin. Bence artık iki insan birbirine iyi gelmediğinde, birbirinin hayatından onu alıkoyduğunu fark ettiğinde bitmeli. Çünkü sevgi bitmez. Yani birini sonsuza kadar sevebilirsin. Birine sonsuza kadar aşık olabilirsin. Ama yaşadığın ilişki sana iyi gelmiyorsa her anlamda bence o ilişki orada bitmeli. İşte ben hala seni seviyorum ama ben hala sana değer veriyorum tarzı sebepler değil de dediğim gibi sana o an, çünkü o bir tercih senin için. O an tercihini yaşıyorsun. Aile gibi seçemediğin, önüne konulan, burada doğdun, burada büyüyeceksin denilen bir şey değil. Sen onu tercih ediyorsun, o insanın hayatında olmasını istiyorsun. Ya o insan sana iyi gelmiyorsa bence onun bu saatten sonra devam etmesine gerek yok diye düşünüyorum. Uzak durmamız gereken erkek tipleri kimler? Bence size kendinizi değersiz hissettiren, yeri doldurulabilir hissettiren ya da sadece, bakın, bir erkek size sadece cinsel bir şeyler hissedebilir. Bu çok normal. Eğer bunu açık açık dile getiriyorsa mükemmel. Ama eğer bunu açık açık dile getirmeyip sizinle duygusal anlamda da bir şeyler yaşayabilir bileceğini söyleyip bunu yapmayıp işin öbür tarafında olduklarında sizin kalbinizi kırma ihtimalleri çok olası. Sadece cinsel bir şey hissediyorsan, ben sana karşı sadece cinsel bir şey hissediyorum dersen ortada hiçbir zaman sorun olmaz. Hiç kimse bunu sorun etmez. Kimse sana kırılmaz, darılmaz ve gücenmez. Ama bunu tam tersi yapıp ben işte seni çok seviyorum, sana çok aşığım tarzında şeyler dizip sadece cinsel olarak o kızdan etkilenmen. Bu yani ama erkekler için de geçerli bu arada. Sadece o kişiden etkilenmen. Karşındaki insanı çok kırar ve ona kendisini çok değersiz hissettirir. Yani uzak durman gereken erkek tipi açıkçası sana dediğim gibi kendini değersiz hissettiren, hiç kimsenin yanında bir saniye bile durmamalısın. Eğer hayır ben işte inat ettim, bu beni sevecek, işte bu bana değer verecek tarzında iddialara hiç gerek yok. Bir sürü insan var dünyada. Genel olarak düşüncelerimi size anlatmaya çalıştım. Yanlış bir şey söylediysem kusuruma bakmayın. Arkadaki inşaat sesi bitmiyor. Eğer çok fazlaysa özür dilerim. Evet, böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Sizleri çok öpüyorum, seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.